Merhaba. Sizlerle diksiyonla ilgili konuşuyoruz sürekli. Çünkü bu kanal bir diksiyon kanalı. Diksiyonla ilgili, Türkçenin konuşma kurallarıyla ilgili, Türkçenin nasıl doğru ve etkili konuşacağı ile ilgili bilgileri size aktarmaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Ve iletişimden bahsediyoruz mütemadiyen. İletişim, insanların birbirleriyle kurdukları bağdır. Bu konuşma bunun sadece bir kısmıdır. Beden dilimiz, davranışlarımız, tavırlarımız ve görgü kuralları da buna iletişimin içine dahildir. Yani bir insan sadece düzgün, güzel, etkili konuştuğu zaman etkili bir insan olmaz. Tavırlarımızın, davranışlarımızın da çok büyük önemi var. Son dönemlerde özellikle bizim toplumumuzda görgü kurallarına, adab-ı muaşeret denilen görgü kurallarına çok fazla uyulmadığını görüyorum ben. Çok fazla itina gösterilmediğini görüyorum. Bu çok üzücü bir şey. Baştan aşağı hani iki dirhem bir çekirdek denir ya, bir insanın özenli sadece kıyafet anlamında, fiziksel görünüş anlamında değil, ruh olarak, kişilik ve karakter olarak da etrafına yaydığı ışığın çok özel olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden görgü kuralları ya da eski adıyla adab-ı muaşeret kurallarının üzerinden bir kez daha geçelim istedim ben. Toplumda neler unutulmaya yüz tutuyor? Hangi görgü kuralları zaman içinde yok olmaya başladı? Dikkat mi etmiyor insanlar, etmek mi istemiyor, önemsemiyorlar mı? Bunu bilemiyorum ama üzerinden geçmekte, hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Görgü kuralları ne demek? Bir toplumda uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının tamamına görgü kuralları deniyor. Bu ilk olarak tabii ki aileden alınıyor. Sonra okulda verilen eğitim ve kişinin kendi gözlemleriyle, farkındalığıyla gelişiyor. Genel geçer görgü kuralları neler? Nelere uymamız gerekiyor toplumda? Hadi bir üzerinden geçelim. Bir kişiyle samimi değilsek eğer, onu bir aramamız gerekiyorsa, telefonla iletişim kurmamız gerekiyorsa, sabah ondan önce, saat ondan önce ve akşam da 22'den sonra aramamaya özen göstermek gerekiyor. Sabah ondan önce, akşam da 22'den sonra aramamak çok önemli bir şey. Çok hayati bir mesele değilse aramamak gerekiyor. Bizim toplumumuzda çok vardır okul çağındaki çocuklara dersler nasıl gidiyor, geçtin mi sınıfını diye sormak. Derslerinin kötü olduğunu tahmin ettiğimiz ya da bildiğimiz bir çocuğa, bir genç kardeşimize, çocuğumuza karnen nasıl, dersler nasıl gidiyor diye sormamak en doğrusu. O söylemek istiyorsa zaten kendisi söyleyecektir bunu ama söylemiyorsa çok da üzerine gitmemek, sormamak daha iyi. Telefonla aradığımızda karşımızdaki kişi müsait olmadığını söylüyorsa ısrarla konuşmaya çabalamamalıyız. Zaten sormamız gerekiyor müsait misin diye, müsait misiniz diye, ama eğer müsait olmadığını söylüyorsa çok önemli, yine hayat memat meselesi değilse ısrarcı olmamak gerekiyor. Yine toplumumuzda çok fazla yapılan bir şey. Bekar bir insana ne zaman evleneceksin? Hadi işte hayatında kimse yok mu? Evde kaldın. Ne zaman evleniyorsun diye ısrarcı bir şekilde sormamak lazım. Zaten istiyorsa evlenir, evlenmiyorsa ya istemediği içindir ya da karşısına evlenmek, yani anlaşabileceği bir insan çıkmadığı içindir. O yüzden bu tarz özel soruları sormamak gerekiyor. Boşanmış birine yine neden boşandın, boşanma sebebin neydi diye sormamak gerekiyor. Çocuksuz bir çifte niye çocuğunuz yok diye sormamak gerekiyor. Tek çocuğu olan birine de neden ikincisi yok, ikincisini düşünmüyor musunuz diye yine sormamak gerekiyor. Bunlar özel sorular. Toplu olarak çıkılan seyahatlerde fotoğraf çekmek tabii ki çok önemli. Hepimiz çekiyoruz ama bir kafile şeklinde, bir grup şeklinde çıkmışsak çok sık aralıklarla grubu bekleterek fotoğraf çekmemek gerekiyor. Çünkü biz fotoğraf çekerken onların bizi beklemesi çok da şık bir davranış değil. Müşteri gidilen bir ortamda bahşiş vermek zorunda değil. Bu bir rızadır. Gönülden gelen bir durumdur. Müşteri kendi gönlünün rızasıyla verir. Bahşiş öyle bir şeydir. Bir zorunluluğu yoktur. Personelin müşteriden bahşiş almak için zorlayıcı bir takım imalarda, bir takım tavırlarda bulunması kaba bir davranış, kibar bir davranış değil, hoş değil. O yüzden müşteri verirse verecektir zaten bahşişi, vermiyorsa da ima bile etmemek lazım. Hasta ziyaretlerinde hasta olan kişinin odasına ne çok neşeli ne de çok üzgün girmek gerekiyor. Neşeli olduğumuzda hastalığını önemsemediğimiz gibi bir durum hasıl olabilir. Öyle bir algı oluşabilir. Yine üzgün olduğumuzda onun moralini çok daha fazla bozabiliriz. Çünkü hastanın da morale ihtiyacı var. Doğal, samimi,
olabildiğince ölçülü bir ifadeyle girilmeli hastane odasına ya da işte hastanın istirahat ettiği evdeki odasına ve mümkün mertebe bu ziyaret kısa tutulmalı. Konuk olarak gidilen bir evde ev sahibesi ya da sahibi masaya misafirleri buyur etmedikçe masaya geçmemek lazım. Önce onun buyur etmesini beklemek, ondan sonra masaya oturmak gerekiyor. Ve herkesten önce de yemeğe başlamamak gerekiyor. Buyurun, afiyet olsun dediği zaman ev sahibi başlamak. Acele etmemek, herkesle birlikte yemek. Karşımızdaki hızlı yiyorsa biraz daha hızlı yemek. O yavaş yiyorsa biraz daha yavaş. Onun akışına uydurabilmek kendimizi ve sofradan kalkarken de mutlaka elinize sağlık diye teşekkür etmek. Yemeği beğenmemiş olsak bile gerekiyor. Engelli, görme engelli yahut işte yükü olan, elinde yük taşıyan birisine yardım etmeden önce, yardım etmek istiyorsak bile yardım etmeden önce yardıma ihtiyacınız var mı? Yardımcı olmamı ister misiniz diye sormak gerekiyor. İşte görme engelli birinin direkt sormadan, onun rızasını almadan koluna girmek, çekiştirmek çok da doğru hareketler değil. Önce bir izin istemek, müsaade istemek gerekiyor. Başkasının çocuğunu yine müsaade almadan sevmemek gerekiyor. Bazı insanlar bu konuda hassastır. Çocuğuna dokunulmasını, temas edilmesini istemez. Çok haklı bu konuda insanlar. O yüzden başkasının çocuğunu hani seveceksek uzaktan gözümüzle sevmek, yanağını sıkıştırmak, saçına dokunmak işte gibi hareketler karşı tarafı, anne babayı geren davranışlar. Çok da kibarca değil. Saçlarını yeni boyatmış ya da kestirmiş bir insana eski hali daha güzeldi demek büyük kabalık. Yakışmamış olsa bile, yakıştırmamış olsak bile güle güle kullan diyebiliriz. Bu da yine önemli görgü kurallarından bir tanesi. Olumsuz eleştiri sormadan yapılmaz, yapılmamalı. Yani bir insan size gelip ya işte saçım kötü mü olmuş ya da kıyafetim çok mu kötü durmuş ya da işte sence şurası şöyle mi olmalıydı ya da kilo mu aldım ben bir bakar mısın ya da yüzüm solgun mu gözüküyor, buna benzer bir şey sormadığı sürece karşımızdaki insana buna benzer bir sürü şey tabii olumsuz eleştiride bulunmamak gerekiyor. Olumsuz eleştiri karşı taraf sormadan yapılmamalı. Lahmacun, pide gibi hamur işleri elle yenebilen yemeklerdir. O yüzden lahmacunu işte kibar olacağım ya da saygılı olacağım diye bir ortamda çatal bıçakla kesmek doğru değil. Lahmacunu ve işte pideyi kibar bir şekilde, temiz ellerle tabii ellerimiz yıkanmış bir şekilde çok fazla döküp saçmadan ama elimizle yiyebiliriz. Hatta bazı balık çeşitleri de yine mekana, duruma göre değişiyor. Tabii çok protokol masasındaysak elle yenmez ama ailemizle gittiğimiz ya da arkadaş grubumuzla gittiğimiz bir balık restoranında ellerimizle de balık yiyebiliriz. Çok doğal ve normal bir durum. Yürürken birine çarptığımızda ya da elimizdeki taşıdığımız bir nesne ya da eşya ile çarptığımızda mutlaka dönüp özür dilememiz gerekiyor. Yine çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Kabalık diyeceğim ben ona yani. Düşüncesizlik daha doğrusu, incesizlik, inceliksizlik. İncelik çok önemli hayatta. İletişimin en önemli, en özel taraflarından bir tanesi. Restoran, kafe gibi kalabalık ortamlarda masadan kalkarken sandalyeyi yavaşça çekmek, ses çıkartmadan, özellikle sert zeminli, halısız, sert zeminli yerlerde o sandalyenin gıcırdama durumu vardır. Bu kütüphanelerde çok daha fazla insanı irkilten çünkü tamamen sessiz bir ortamda, rafine bir ortamda garç diye çıkan bir ses insanın tüylerini diken diken edebiliyor, konsantrasyonu bozuyor. Çok da büyük saygısızlık olduğunu düşünürüm ben hep. O yüzden kalktığımız toplu bir alandaysak, restoran, kafe, kütüphane gibi bir alanda kalktığımızda sandalyemizi yavaşça hareket ettirmek ve mutlaka o sandalyeyi kalktıktan sonra yeniden iterek eski konumuna getirmek. Bu çok önemli bir görgü kuralıdır. Nereye girersek girelim, tuvalet, el yıkama alanı, işte restoranlarda ki masa düzeninde bir yeri bıraktığımız gibi, yani aldığımız gibi bırakmak çok önemli. Kapı kapalıysa bir yerden çıkarken tekrar biz oradan çıkarken kapıyı kapatmalıyız. Nasıl bulduysak öyle bırakmalıyız. Lavaboyu temiz bulduysak temiz bırakacağız. Her zaman temiz bırakmak gerekir de. Sandalyeyi yine aynı şekilde masadan kalktıktan sonra yerine itip o şekilde bırakmak gerekiyor. Toplu taşımada ve kalabalık ortamlarda ki bunun anonsu da yapılıyor.
Toplu taşımada sırt çantanızı indiriniz anonsu. Bu çok önemli. Sırt çantası hele de şişkince ise dar alanlarda bir kişilik yer kaplıyor abartısız. Sırtınıza taktığınız çanta dar bir, sıkışık düzen bir toplu taşımada bir kişilik yer kapladığı için aynı zamanda arkanızdaki kişiye de temas ederek sıkıştırdığı için rahatsız ediyor. Bunun zaten özel de anonsu da yapılıyor. O yüzden sırt çantasının kalabalık ortamlarda ve toplu taşımada mutlaka sırttan indirilip ele alınması, elde taşınması gerekiyor. Bu da çok önemli bir görgü kuralı. İstirahat etmesi gereken hastaları çok sık ziyaret etmemek ve ziyareti kısa tutmak. Az önce de söylemiştim ama çok sık ziyaret etmemek gerekiyor. Toplumda konuşurken, kalabalık bir ortamda, bir arkadaş grubunda, yeni tanışılan bir ortamda konuşulurken şehir ve ülke ismi verilerek işte şu yerliler şöyledir zaten, işte şuralılar da böyledir zaten deyip şehir ismi vermemek gerekiyor. Ortamda o şehirden birisi olabilir, kırılabilir, üzülebilir, farkında olmadan kırmış olabiliriz ve çok büyük bir kabalık. O yüzden genelleştirmeden, özellikle hani nereli olduğunu bilmediğimiz insanların yanında, özellikle buralılar da şöyle olur, şuralılar da böyle olur deyip şehir ismi, ülke ismi vermemek gerekiyor. Toplu taşımada yine benim çok sık gördüğüm şey, küçük çocuk, yani kucağa alınabilecek kadar küçük bir çocuk ebeveyninin yanında oturuyor, yan koltukta oturuyor. Bu sırada ayakta daha yaşlı, ileri yaşta birisi ayakta seyahat ediyor. Orada anne babanın bu konuda hassas davranması ve çocuğunu kucağına alarak o koltuğu boş bırakması gerekiyor ki daha yaşça ileri birisi oraya oturabilsin. Yani 4 yaşında bir çocuk koltukta giderken 50 yaşında birisinin, 60 yaşında birisinin ayakta gitmesi hoş bir davranış değil. Bulunduğumuz ortama yeni birisi geldiğinde arkadaşlarımıza mutlaka o kişiyi tanıştırıp takdim etmemiz gerekiyor. Lokantalarda yine çok benim çok sık gördüğüm ve personel adına çok üzüldüğüm bir durum, kaba bulduğum bir davranış. Lokantada yemeğimiz bittikten sonra eğer sigara içilen bir açıklıktaysak, içilen sigara bittikten sonra izmariti tabağa söndürülmemeli. Yemek yediğimiz tabağa o izmariti söndürmemeliyiz. Kül tablası yoksa garsondan rica etmeliyiz, oraya söndürmeliyiz. Tabağın içine söndürülmüş sigara izmariti kadar kötü bir görüntü ve saygısızlık. Yani o tabağı önümüzden alacak servis elemanına yapılan saygısızlıktır bu. Aynı şekilde elimizi sildiğimiz peçetelerin, kürdanların da yine yemek tabağının içine koyulmaması gerekiyor. Katlanarak, dürülerek poşetinin içine yeniden sokulması ya da yine garsondan küçük bir tabak isteyip rica edip onun içine konması gerekiyor. Tabağın içine sigara söndürmek, peçete koymak, kürdan koymak gerçekten çok kötü bir davranış. Açık büfelerde yine çok fazla yapılan bir şey. Yiyeceğimiz kadar, çünkü açık büfe adı üzerinde bol miktarda her yiyecekten var çeşit çeşit. Yiyip doyduktan sonra eğer doymadıysak, tekrar almak istiyorsak bir miktar daha alırız ama yiyeceğimiz kadar almak tabağa. Hem israf, hem yine servis elemanına yapılan büyük saygısızlık, hem de görüntü kirliliği. Bir kimse eğer yaşından büyük gösteriyorsa, ona asla daha büyük duruyorsun, ben seni daha büyük sanmıştım demememiz lazım. Şöyle bir gerekçe olabiliyor ama o takmaz ki zaten kafayı. Bilemeyiz. Kimin neyi problem ettiğini, kimin neyden incindiğini ya da incineceğini biz bilemeyiz. Bazı insanlar bunu göstermez, dışarıya yansıtmaz. İçinden kırılabilir. Gönül kırmak çok büyük bir hadise. O yüzden bir kimse yaşından büyük gösteriyorsa, ben seni daha büyük sanmıştım dememek lazım. Yine aynı şekilde kimseye çökmüşsün, kilo almışsın, sivilce çıkmış yüzünde, çok solgun gözüküyorsun, hasta gözüküyorsun gibi olumsuz bu tip görüntüsüyle ilgili, sağlığıyla ilgili, estetiğiyle ilgili olumsuz eleştirilerde bulunmamak lazım. Yine az önce söylemiştim, kişi sorarsa, sence kilo almış mıyım derse yine kırmadan, usturuplu bir şekilde söylenebilir ama çökmüşsün, yaşlanmışsın, bayağı değişmişsin, tanıyamadım seni, tanımakta zorlandım şeklindeki söylemler karşımızdaki kişiyi incitebilir, kırabilir. Bizi eğer bir ortama başkası davet ediyorsa, menüdeki en pahalı yiyeceği sipariş etmemeye özen göstermemiz lazım. Canımız o an söz gelimi, antrikot yemek istiyorsa bile, eğer davet edilmişsek ve karşımızda bizi davet eden kişinin sosyoekonomik düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun, menüdeki en pahalı yiyeceği ve içeceği seçmemek lazım. Yeni tanışmışsak eğer, aramızda çok fazla bir samimiyet yoksa, samimiysek, akrabamızsa, yakın arkadaşımızsa, durumunu biliyorsak, birbirimize nazımız geçiyorsa tabii ki olabilir ama yeni tanışılan bir kişiyle
ekonomik durumu ne olursa olsun, en üst düzeyde olsa, menüdeki en yüksek fiyatlı yiyecek ve içeceği seçmemek lazım. Onu sipariş etmemek lazım. Yine yiyeceğin en o avantajlı, büyük, daha gösterişli kısmı daima karşı tarafa verilmeli. Bir şeyi kestik, böldük. Büyük kısım parçalandı diyelim, yarım o bir kısmı parçalandı. Parçalanan kısmı biz alalım. Büyük olan kısmı, avantajlı olan kısmı karşı tarafa verelim. Bu çok büyük bir kibarlıktır, inceliktir. Bir ortama girdiğimizde, yine erkeksek, kadın oturuyorsa, özür dilerim, bir ortama girdiğimizde biz erkeksek oturuyorsak, bir ortama kadın girdiyse ayağa kalkarak onu selamlamak gerekiyor. Kadınlar, her insan için geçerli bu ama kadınlar biraz daha özel, kadınlar ve yaşlılar biraz daha özel itina istiyor. Biraz daha özen istiyor. Biraz daha incelik istiyor. Ama dediğim gibi kadın erkek fark etmez. İncelik herkese yapılması gereken bir şey ama kadınlarda biraz daha farklı. Biri bize doğum günümüzde ya da özel bir günümüzde kıyafet, aksesuar, şapka, ayakkabı, buna benzer bir şey, yani giyilebilecek, takılabilecek bir şey hediye ettiyse, beğenmemiş olsak bile onu o insanla buluştuğumuzda ya da onunla aynı ortamda olacağımız günlerde bir kere bile olsa giymek, takmak, kullanmak gerekiyor. Bak, senin aldığın hediyeyi kıymet verdim, değer verdim, kullandım anlamına gelir. Bu karşı tarafı sevindiren bir şeydir, inceliktir. Yine çok sık gördüğüm bir şey ve beni üzen bir şey. İş yerindeyiz. Üst olarak altımızda çalışan personelimiz var diyelim. Personel var. Mevkimiz ne kadar yüksek olursa olsun, bizden hiyerarşik anlamda altta çalışan insanları azarlama hakkımız yoktur. Azarlayamayız. Sesimizi yükseltemeyiz. Emir veremeyiz. Rica ederek kibar bir şekilde konuşmak gerekiyor. Ben üstüm, sen benim astımsın, ben seni azarlayabilirim. Böyle bir şey yok. Yaşı kaç olursa olsun, isterse ergen yaşta olsun, isterse stajyer olsun, azarlamamak gerekiyor. Böyle bir hakkımız yok. Telefonla konuşan birisine ısrarla soru sorulmaz. Ben burada telefonla konuşurken biri gelip Seda, şu ne oldu, şu ne oldu? Çok elzem, hayati bir durumsa tamam, evet, ama onun dışında beklemek gerekiyor. Telefonla konuşan bir insanı rahatsız etmemek gerekiyor. İnsanlara, özellikle de toplum içinde, kendisi anlatmadığı, söylemediği sürece yaşı, ne kadar maaş aldığı, borcu olup olmadığı, ne kadar borcu olduğu, yatırım varsa ne kadar yatırımı olduğu, ne kadar malı mülkü olduğu, bunlar sorulmaz. Özellikle maaş sorulmamalı. Hani derler ya, kadına yaşıyla maaşı sorulmaz, doğru, o gerçekten öyle. Kadınlara yaşı da sorulmaz. Bir kadın kaç yaşında olursa olsun teyze, abla diye hitap etmek, tabii samimiyet ifadesi. Bunun yapılacağı yer var, yapılmayacağı yer var ama özellikle satış elemanlarında ben çok görüyorum. Bir dükkana giriyorsunuz, bir işletmeye giriyorsunuz diyelim. Abla diye hitap ediyor. Tamam, yaşça evet ondan büyük olabilirim, bu çok normal ama yeni tanıştığınız birine, özellikle bir müessesede çalışan biriyseniz, gelen müşteriye yaşı kaç olursa olsun abla, teyze diye hitap etmek yanlış. Senli benli konuşmak da yanlış. Kim gelirse gelsin, yaşı kaç olursa olsun hanımefendi, beyefendi şeklinde hitap etmek en doğrusudur. Hanımefendi, beyefendi, abla, teyze, sen, ben, bu şekilde hitaplar incelikli hitaplar değil ve karşı tarafı kızdırabilir. Ödünç kitap aldıysak mutlaka kitabı en kısa sürede ve temiz bir şekilde, aldığımız bir şekilde geri vermeliyiz. Faraza kitabı aldık, okurken bir kazaya uğradı, kitabın üzerine bir şey döküldü, lekelendi, yırtıldı. Aynı kitaptan bir tane daha satın alıp o şekilde vermemiz gerekiyor ödünç aldığımız kişiye, eski kitabıyla birlikte. Eski kitabında ona ait anılar olabilir, işte ne bileyim, ona ait bir şeyler olabilir, onu da saklamak isteyebilir ama kitabını kirlettim istemeden özür dilerim, bu da yenisi deyip temiz kitapla iade etmek gerekiyor. Ve zamanında ödünç alınan her şey mutlaka en kısa sürede iade edilmeli. Öğretmen, yani şimdi şey diyoruz, modern çağdayız, teknoloji çağındayız, devir değişti, saygı bir takım şeylerle gösterilmez. Ama bazı şeyleri de unutmamak ve kaybetmemek lazım. Karşımızda bir öğretmen varsa, yaşı kaç olursa olsun, onun karşısında yayılarak, bacak bacak üstüne atarak, lakayt bir şekilde oturmamak lazım. Biraz derli toplu olmak lazım. Öğretmenler o yüzden böyle bir saygıyı hak ediyorlar. Pazar kurulacak bir aracı, sokağa araçla girmemek gerekiyor. Hem taşıt trafiğini
giriş çıkış yapılacak araçların trafiğini hem de insanların trafiğini etkiliyor, olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden pazar kurulacak sokağa araçla park etmememiz, girmememiz ve park etmememiz gerekiyor. Yeni tanışılan birine nereli olduğu sorulmamalı. Sohbet ilerledikçe, samimiyet ilerledikçe zaten kişi kendiliğinden onu söyler. Söylemiyorsa da sormamak lazım. Çok da gerekli değil zaten tanıştığımız bir insanın nereli olduğu. Nereli olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan karşılıklı sohbet edebilmemiz, iletişim kurabilmemiz budur. Ama yeni tanıştığımız zaman memleket nere diye sormak istemeyebilir, söylemek istemeyebilir. Gerek yok zaten. Bir de şey yaparlar, şuralıyım der, yok yok köken nereli? İlla bir o kökeni merak eder. O yüzden bunların yapılmaması gerekiyor. Etnik kökeniyle ilgili ısrarlı sorular sorulmaması gerekiyor. Telefon eden kişi annemizse eğer, iki elimiz kanda da olsa o telefonu açalım. Çünkü anne özeldir, anneler farklıdır. Baba da öyle ama özellikle annemiz arıyorsa, iki elimiz kanda da olsa o telefonu açalım. Çocuk sahibi olmamış birine bunun sebebi sorulmamalı. Çocuğun yok mu? Yok. Neden yok? İstemedin mi? En zorlayıcı, en bıktırıcı sorulardan bir tanesi. O yüzden çocuk sahibi olmamış birine neden yok diye sormamak lazım. Bunun sebebi sorulmamalı. Bir makama girdiğimizde, birinin makamına girdiğimizde o kişinin bize yer göstermesini beklememiz gerekiyor. Bize yer göstermeden oturmamak da yine büyük incelik. Garsonları kaba el işaretleriyle şöyle şu şekilde çağırmamak gerekiyor. Garsonlara koçum, aslanım, birader, yiğidim, abicim bir bakar mısın? Bu şekilde hitap etmemek gerekiyor. Yüksek sesle değil, eğer bizi görebilecek, yani sesi yükseltmeden göz teması kurabileceğimiz bir şekilde şu şekilde bir bakar mısınız? Biraz bakar mısınız? Hani sert bir ifadeyle, buyurgan bir ifadeyle değil de bakar mısınız? Ama sırtı dönükse ve sesimiz duyması gerekiyorsa garson bey affedersiniz bir bakabilir misiniz şeklinde kibar bir şekilde ve yine sizli bizli bir şekilde hitap etmek gerekiyor. Koçum, aslanım, birader, abicim gibi söylemler yanlış. Ölen kişinin yakınına cenaze sırasında ya da taziyeye gittiğimizde öldü de kurtuldu ya iyi oldu çok sıkıntı çekiyordu. Yani o kişi merhum ya da merhume yaşarken ne kadar sağlık sıkıntısı çekiyor olsa bile ya öldü de kurtuldu iyi yani iyi oldu gibi bir ifade kullanmamak gerekiyor. Yakını evet dese bile içten incinebilir. Yani yakınını yeni kaybetmiş birinin duygularını bilemeyiz. Ateş düştüğü yeri yakar denir ya o yüzden öldü de kurtuldu, acıları dindi, iyi oldu dememek lazım. Bu gerçekten çok büyük bir kabalık. Misafirin yanında sık sık saate, duvar saatine, kol saatine bakmamak gerekiyor. Misafirden sıkıldığımızı gösterebilir bu durum. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bir dairenin kapısını çaldığımızda eğer çok samimi değilsek kapının ağzında yani evin içini görecek şekilde değil de biraz geride durmak lazım. Evin içini görmeyecek şekilde geride durmak lazım. Yine bir dükkana girdiğimizde dükkan sahibi mesela para bozdurmak için dışarı çıktığında ve dükkanda da bizden başka kimse yoksa bizim de dükkanın dışına çıkmamız büyük bir inceliktir. Yani kişiyi rahatlatır. O esnafı ya da işletme sahibini rahatlatan bir şey ve çok ince bir davranış. Bir dükkana girdik. Dükkanda bir ikimizden başka kimse yok. Dükkan sahibi ve biz para bozdurmak için ya da bir şey için dışarı çıktı. Bizim de hemen kapının önüne, dükkanın dışına doğru çıkmamız gerekiyor. Dışarıda beklememiz gerekir. Bu da büyük bir incelik. Bir kişi size mail attı ve işletmedesiniz. Astınız, üstünüz fark etmez. Bir insan size mail attı. Çok da böyle gramer kurallarına uyarak gayet düzgün cümlelerle güzel bir mail atmış. Uzunca da bir mail atmış diyelim. Bu böyle bir maile ok şeklinde sadece ok yazarak, okey'in kısaltılmışı ok yazarak geri dönüş yapmak, dönmek büyük kabalık. Yani bu maili bize atan bizim astımız yani bizim altımızda çalışan biri bile olsa böyle kapsamlı bir maile ok değil de tamam teşekkür ederim gibi daha biraz daha uzunca bir ifadeyle cevap vermek gerekiyor. Yani ok diye cevap vermek yanlış böyle bir durumda. Doğallık ve samimiyet karşı tarafa bulunulan ortama çok güzel bir enerji yayar. O yüzden doğallık ve samimiyet çok önemlidir. ATM'lerde yine beni çok üzen, kızdıran hatta bir şey. ATM'de işim varsa benim, uzunca da bir işim varsa diyelim ATM'den önce para çekeceğim.
Sonra para yatıracağım. Sonra başka bir yere daha para yatıracağım. Uzunca bir işlem. Arkamda da bekleyen birisi var. Parayı çekiyorum. Sonra diyorum ki arkaya dönüp, siz işleminizi halledin, benim işim biraz uzun sürecek. Ben sizden sonra devam ederim. Buyurun lütfen diyorum. Sıramı ona veriyorum. Sonra ben tekrar sıraya giriyorum. Yani o ATM'deki uzun süren işlemler arkadaki insanı bekletiyor. Çünkü bunlar pratik işlemler. Yani çok fazla beklemeye gelen işlemler değil. O yüzden böyle bir konularda ince davranmak çok güzel bir şey. Yine marketlerde diyelim bizim arkamızda elinde bir tane ürün olan bir müşteri var. Biz onun önündeyiz, sepetimiz dolu. Şöyle göz ucuyla gördük, elinde bir tane ürünü var. Şunu yapabiliriz. Buyurun, sizin tek ürününüz var. Siz benden önce geçin, ödemenizi yapın. Ben sizden sonra devam ederim. Bu da çok büyük bir incelik. Yapmak çok güzel. Birinin evinde 3 günden fazla yatıya kalacaksak, yatılı misafir olarak kalacaksak, mutfak harcamalarına özellikle bizim de katkı yapmamız önemli. Eğer biri bize şu pandemi döneminde özellikle çok sık oluyor, maske takmamızı söylerse, diyelim maskemizi unuttuk, çıkardık ağzımızı, toplu taşımadayız ya da maskemizi indirdik, burnumuzun altında duruyor ya da çenemizin altında duruyor. Karşımızdaki kişi maskenizi takar mısınız lütfen diye bizi uyardığında sinirli bir şekilde tepki vermemek, kusura bakmayın tamam deyip maskeyi takmak lazım. Bunlar çok önemli. Apartman koridorlarında misafirlerimizi uğurlarken özellikle gece 11-12 civarı olmuşsa yüksek sesle bağırarak sohbet etmemek lazım. İçeride hasta olan biri olabilir, karşı dairede uyuyan biri olabilir. Bu çeşit ortak kullanım alanlarını sesimizle, gürültümüzle işgal etmememiz, rahatsız etmememiz kimseye gerekiyor. Bir arkadaşımız bizim için ödeme yaptıysa bir dahaki sefere ödemeyi bizim yapmamız yine şık olur. Sahip olduğumuz şeyleri onlara sahip olmayan insanların karşısında çok sık tekrar etmememiz lazım. Evimiz, arabamız, paramız, mevkimiz, işte yani avantajlı olduğumuz durumlar karşımızdaki insanda yoksa bunlardan bahsetmememiz, söz etmememiz, lafı açıldığında da üzerini kapatıp konuyu değiştirmemiz yine büyük inceliklerden bir tanesi. Yine Türk toplumunda çok yapılıyor. Kayınvalideyi, eltiyi, görümceyi sürekli dedikodu malzemesi haline getirmek. Biliyor musun, kayınvalidem bana şöyle yaptı, görümcem öyle dedi, eltim böyle dedi. Anlaşamıyor olabilirsiniz, haklı da olabilirsiniz ama sonuçta o sizin aileniz, eşinizin ailesi, sizin de aileniz. Kol kırılır, yen içinde kalır denir ya, özellikle kalabalık ortamlarda. En yakın arkadaşınıza bile kayınvalidenizi, eltinizi, görümcenizi, yani eşinizin ailesini dedikodusunu yapmamanız gerekiyor. Yani gerekiyor derken yapan yapıyor ama bu çok büyük bir kabalık. Yapmadığınız zaman çok daha ince bir davranış olacaktır. Eğer karşı tarafın maddi gücü bizden daha aşağıdaysa ona pahalı bir hediye almamamız lazım. Ev hediyesi ya da doğum günü hediyesi. Çünkü o da kendini borçlu hissedecek, eşit düzeyde ona yakın bir hediye almak isteyecek ve bütçesini zorlayacak. Onu zora sokmamak için böyle bir şey yapmamak gerekiyor. Görgü kuralları bitmez, adab muaşeret kuralları bitmez ama en yaygın yapılan incelikten uzak tavırları, davranışları sizlerle paylaşmaya çalıştım. İletişimin en önemli kısımlarından bir tanesidir görgü kuralları. İnce, naif, pırıl pırıl bir insan olmak için bu görgü kurallarına uymak lazım. Diksiyonumuz düzgün olduğunda, kişisel bakımımıza dikkat ettiğimizde, görgü kurallarına da dikkat ettiğimizde iletişimimiz %100 en üst seviyede olacak ve hakikaten girdiğimiz ortamda dikkat çeken bir insan olacağız, aranılan bir insan olacağız, güven duyulan bir insan olacağız, çiçek gibi olacağız. Çünkü hepimizin maksadı, bu dünyada oluş sebebimiz tekamül. Kendimizi gerçekleştirmek, daima ileri gitmek, olgunlaşmak ve olumlu anlamda değişmek. Bu anlamda görgü kurallarına dikkat eder ve çocuklarımıza da öğretirsek toplumumuz çok daha farklı, ışıl ışıl bir toplum haline gelecek. Görgü kuralları şimdilik bu kadar ama devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.